Aç. Fırat sen mi geldin? Gideceksiniz sanıyordum. Çıkartamadım ki. Terapiye de götüremedim. Yatacağım diye tutturdu. Sabahtan beri şurada yatıyor. Geldiğimde de deli gibiydi. Abuk subuk şeyler söylüyordu zaten. Ben konuşurum. Fırat geldin mi? Ne oldu? Neyin var Irmak? Peşimdeler Fırat. Öldürecekler beni. Kim? Kim öldürecek seni? Bilmiyorum. Irmak anlatır mısın bana doğru düzgün? Korkuyorum. Fırat korkuyorum işte. Uyumak istiyorum. Rahat bırakın beni. Ben uyuyacağım sadece. Ne oldu? Bırakalım uyusun. Korkuyorum peşimdeler falan diyor. Ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Kim peşindeymiş ya? İlgi çekmeye çalışıyor aldırma. Bir de bu mu çıktı şimdi? Kaçırdı keçileri iyice bu. Dur biraz dinlensin şu anda üzerine gitmeyelim. Sen de üzme kendini düzelecek. Düzelecek mi Fırat ya? Düzelecek mi? İyice kötüye gidiyor. Vay be. Arkadaşlığa bak. Bakıyorum iyileştin hemen. Şimdi koşa koşa gidip sevgilinin fahişe kız arkadaşıyla mı buluşacaksın ablacığım? Eski kız arkadaşı. Kızı elini koymuş gibi buluyor, sen hala eski diyorsun. E tabii, söz konusu Narin olunca senin gözlerine perde iniyor. Senin bunu anlamanı beklemiyorum canım. Böyle şeyler sana çok uzak. Arkadaşlık falan. Ha? Yemeğini ye, dinlen. Hemen döneceğim. Fırat ben çıkıyorum, çok geç kalmam. Eğer böyle devam edersen bütün sevdiklerini kaybedeceksin. Bak herkesin sabrının bir sınırı vardır. En yakınlarının bile. Sana bir şeyler hazırlayayım. Irmak ne güzel şeyler hazırlıyorum sana. Neden yemiyorsun? Çorba yapayım mı ister misin? Bana çorba mı yapacaksın? Yaparım tabii ne var? Tavuk da var istersen içine haşlanmış pirinç de atarım. Ha? İster misin? Özür dilerim. Senden çok iyi bir koca olurdu. Ben şansımı kaybettim. Irmak ağlama lütfen. Bak kendini de beni de harap ediyorsun. Kimseye faydası yok bu yaptığın. Birazdan Deniz gelecek. Sizi evinize bırakacağım tamam mı? Burada kalsam olmaz mı? Ben gerçekten çok korkuyorum. Burada kalırsan daha çok korkacaksın Irmak. Bak anlaşmayı bozuyorsun. Ben de gerekirse herkese her şeyi anlatırım. Benim biraz işim var. Ölsem bile kimsenin umurunda değil ya. Varsa yoksa sevgili Narin. Hoş geldin. Narin nasıl? İyi iyi. Kavuştu kardeşler sonunda. Mutlu herkes, rahatladılar. Nasıl bizimki? Seninle gelmeye karar verdim. Ha ben anahtarı alayım da sizi bırakayım. Canım, eve gitmeye karar vermişsin. Çok sevindim. Hı. Nasıl? Anlaşabildiniz mi canım fahişesiyle? Konuşacağız seninle bak. Belki bu bir kliniğe yatma seçeneğini iyice bir düşünmekte fayda var ha? Peşinde adamlar olduğunu düşündüğüne göre korkuyorum senin için. Ne var canım? Kabus görmek de mi yasak? Saçma sapan bir rüya gördüm. Saçmaladım işte. Yok bir şeyim. Tamam, gidiyoruz. Nereye? Nereye? Kahvaltın bitmedi, otur. Kahve alacağım. Ne kahvesi ya? Ne kahvesi? Otur şuraya. Kahve mahve yok sana. Ben sana şimdi meyve suyu sıkacağım. Sen onunla ilaçlarını alacaksın. Ya Allah Allah ya. Benimle uğraşmayı bırakır mısın lütfen? Git canı bul, ne bileyim bebek falan yapın ya. Bebeğimiz var Irmak'cığım. Sen varsın. Hem de kocamansın. Uğraşması daha da zor. Ben hiçbir işimi yarım bırakmam. İşten atılsam da. Bu fotoğraf ilgini çekebilir. Hayrola, hayrola. Nereye? Narin'i görmeye gideceğim. Allah Allah. Ne vesileyle? Narin benim de arkadaşım. Ona çok kötü davrandım bu süreçte. Özür dilemek istiyorum. Bu tarz yüzleşmeler iyileşmek için şartmış. Sen iyileşmeye karar verdin yani. Hı hı. İyi, aferin valla. Bekle, ben de seninle çıkacağım. Şu domuzcana bir uğrayayım. Ceketimi alıp geliyorum, bekle. Hadi bakalım. Şimdi nasıl inkar edeceksin yalanlarını Narin Hanım? Baban olacak o serseri boynuma silah dayadı. Abuk subuk şeyler yaptı. 24 saat kendime gelemedim. Hakim ol, yoksa her şeyi göze alıp polise giderim ben. Sen doğru düzgün durursan bir daha başına böyle şeyler gelmez hiç. Hayali şeyler peşinde koşup huzurumu bozan sensin. Hayali şeyler. Evet tabii. Ama bak, bu da hayali bir fotoğraf. Eski okul yıllığınızdan. Sizin o fakir okullarında kep takıyor muydunuz ya mezuniyet törenlerinde? Bak, fotoğrafın altına ne yazmışlar? Eski mezunlarımızdan Fırat Kazan da aramızdaydı bu sene mezuniyet töreninde. Nedense. Yıllığa yazan bile yazmış imalı imalı nedense diye. Siz neden hala saklıyorsunuz birbirinizi tanıdığınızı? Fırat'ı tanısam ne olur, tanımasam ne olur? Hı? Senin ortada hiçbir şey yokken girdiğin krizlere bakılırsa söylememekle iyi etmişim zaten. Saklıyorsunuz çünkü şimdi de ilişkiniz var. Saçmalama Irmak. Eğer Fırat'la bir ilişkim olsaydı seni nişanlandırmak için o kadar uğraşmazdım. Deniz'le aranızı yapacağız diye akla karayı seçtik. Uydurma Narin. Fırat'ı duydum. Ayrılacaksın Atıf'tan dedi sana. Kendi kulaklarımla duydum ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.